أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أستعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ İlâ âhir âyât. Kıymetli kardeşlerim, sohbetimizin ders ayeti Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini inşallah işleyeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini şimdiden halk eylesin. Kıymetli kardeşlerim, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. Ütlü مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Habibim, sana Kur'an'dan vahy yolunu oku. Yani muhatap burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ancak bu hitap hepimizedir. Yani Mevla Teala bize diyor ki, ey kulum Ahmet, Mehmet, Veli, Hasan, Hüseyin, sana ben bir kitap indirdim, sana bir mektup gönderdim. Sen bu kitabı oku. Ne vahyediyorsa Mevla onu oku. Cenab-ı Hak bizim Kur'an-ı Kerim'i okumamızı istiyor kardeşlerim. Cenab-ı Hak bilmeyenlerimizi en kısa zamanda bilmeyi, bilenlerin de her gün okumayı Mevlam nasip eylesin inşallah. وَاَقِيمِ السَّلَاةِ Hem Kur'an okuyun, hem de وَاَقِيمِ السَّلَاةِ Namazlarınızı dosdoğru kılın. اِنَّ السَّلَاةَ Muhakkak ki namaz, kılmış olduğunuz namaz, doğru kıldığınız namaz, tenha anil fahşâ ivel münker. Kılınan namaz kişiyi fuhşiyattan, çirkin işlerden, kötülüklerden, hoş olmayan işlerden, fenalıklardan korur. Bakın kardeşlerim, namazda böyle bir kuvvet vardır. Düzgün kılınan namaz kardeşlerim, Rabbimiz buyuruyor ki, namazı doğru kılın, abdestine riayet ederek, kıraatine, rükûsuna, secdesine, kıyamına, kaidelerine riayet ederek huşu ile namaz kılarsanız diyor Cenab-ı Hak, kıldığınız namaz sizi fuhşiyattan, yani çirkin, kötü olan, fena olan şeylerden korur. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah'ı zikretme işi de, Allah'ı zikir işi, Allah demek, La ilahe illallah demek, Subhanallah ve bihamdih demek. Yani bir insan her zaman Allah'ı zikredebilir. Evinde, işe giderken, işten gelirken, camiye giderken, camiden gelirken, arabada, ona bir engel yok. Abdest olmadan da insan Allah Allah diyebilir içinden, La ilahe illallah diyebilir, Subhanallah ve bihamdih diyebilir. Rabbimiz buyurur ki, وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah'ı zikretmek en büyük iştir. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Allah-u Teala sizin yapmış olduğunuz her işi bilir. Âmenna ve sattakna. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimede şuraya dikkatini çekmek istiyorum. Rabbimiz bizim Kur'an okumamızı ve namaz kılmamızı emrediyor. Ancak şu fani olan dünya hayatı için, hani elimizi vicdanımıza koyarak bir düşünelim. Yani dünya 50 yaşında, 60 yaşında, yani çıkacak elimizden. Bunun şeyi yok, bunun ölümden kaçış yok. Dünya imtihanı bitecek, dünya hayatı bitecek. Nice 20 yaşında 20 yaşını görememiş insanlar var. Nice 40 yaşını görememiş insanlar var. Ölmüş insanlar. Şimdi herkes şu soruyu sorsun kendine kardeşlerim. Kaç yaşındaysak, diyelim ben 46 yaşındayım. Ne anladık? Hiçbir şey anlamadım. Geriye bakıyorum, askere gidişim gözümün önünde ama 26 sene geçmiş aradan, nasıl olduğunu anlayamadım. Bir bakmışım, bir 26 sene sonra 70-80 yaşına geleceğiz. İşte dünya hayatı bu. O da yaşayacağımız da belli değil. Şunu demek istiyorum kardeşlerim. Şu kısa olan dünya hayatı için, dünya saadeti için, dünya menfaati, dünyada rahat etmek için biz çocuklarımıza 6 yaşından icabında 25-30 yaşına kadar dünya eğitimini veriyoruz kardeşlerim. O kadar kitap okuyorlar ki evlatlarımız, yani ilkokuldan üniversite sonu master'ına falan o zamana kadar kaç tane kitap okuduğu bir bakılmış olsa belki 150-200 tane kitap
okumuş oluyorlar, bitirmiş oluyorlar. Ne için bunlar kardeşlerim? Neden, niçin? Dünyada doktor olacak, mühendis olacak, efendim işte iyi bir maaş alacak, ev alacak, araba alacak. Ama bu ev, araba, bu maaş elde durmuyor ki. Bunlar çıkacak elden. Ne kalacak seninle ahirete gidecek? Amelin, Kur'an kalacak. Allah için yaptığın amel kalacak. Peki, hem dünya saadetimiz için, hem ahiret kurtuluşumuz için bize lazım olan Kur'an ve Kur'an'ın yan eğitimi, hadis, tefsir, fıkıh eğitimlerini çocuklarımıza değil 20 sene, 1 sene veriyor muyuz kardeşlerim? Elimizi vicdanımıza koyarak bunu söyleyelim. Ahiret hayatı sonsuz bir hayat, dünya hayatı fani bir hayat. Ahiret hayatının sonu yok. Sonu olmayan hayatın kurtuluşu Kur'an'la olacaktır. Fıkıhla olacaktır. İbadetle olacaktır. Ama 3 günlük dünya için 20 sene eğitim veriyoruz. 200'e yakın kitap okutuyoruz. Ahiretin kurtuluşu için Kur'an'ı bilmemek, Kur'an okumamak. Kardeşlerim, bu bizim büyük eksikliğimiz değil midir yani? Cenab-ı Hak bu işi zor etmemiş ki. Yani günde yarım saat çalışan bir insan, Kur'an-ı Kerim'i Elif Bey'e çalışan bir kişi, Allah'ın izniyle bir hafta 10 güne kadar Kur'an-ı Azimuşşan'a geçer, okur. Kıymetli kardeşlerim, ne olursunuz ölmeden önce şu iki işi hallederek ölmenin çaresinde olalım. Nedir o? Bir, Kur'ansız ölmeyelim. Kur'ansız musallaya gelmeyelim. İkincisi kardeşlerim, namazsız musallaya gelmeyelim. Çünkü Kur'an da ahirette bize şefaat edecek, namaz da ahirette, kabirde bize nur olacak, faydasını göreceğiz. Ama bakıyoruz ki kardeşlerim, yani şu toplumda yaşıyoruz, görüyoruz, 40-50 yaşına gelmiş, 30-40 yaşına gelmiş kardeşlerimiz maalesef Kur'an-ı Kerim bilmiyorlar. Ki bir Müslüman olarak bu bizim büyük bir eksikliğimiz, zaafımız değil midir kardeşlerim? Rabbim böyle ahirete gitmekten bizleri muhafaza eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, El-Kur'anu şafi'un müşeffe'un. Kur'an şefaat edecek, şefaati mutlak kabuldür. Men ce'alehu emâmev kâdehu ilel cenne. Kim Kur'an'ı önüne alır, okur, onunla amel ederse, o Kur'an onu kabirden alacak, ta cennetin kapısından içeri girene kadar onun yanında ona şefaat edecektir. Ama men ce'alehu halfe zahrihi, kim de Kur'an'ı arkasına atarsa, ne okuyor, ne amel ediyor, ne ona hürmet ediyor, bu şekilde davranırsa dünyada, sâkav ilenler. Kur'an o kişi hakkında haklı davacı olacaktır. Ya Rabbi diyecektir, bu kulundan davacıyım ve öldükten sonra cehenneme gidene kadar ondan davacı olacaktır. Kardeşlerim, işte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, ''Utlu mâ uhiye ileyke minel kitap'' buyuruyor. Kitaptan sana vahyolunu oku, Kur'an oku, bu Allah'ın emridir. Ve Kur'an-ı Azimuşşan'da ilk inen emrin de ikra olduğunu unutmayalım kardeşler. 6000 küsur ayette ilk inen ayet-i kerime ikra'dır. Oku emridir kardeşlerim. Rabbimiz dünya ilimlerine, dünya makamlarına verdiğimiz bu değerin onda birini ahiret ilimlerine versek belki hepimiz evliya olacağız kardeşlerim. İşte bu da bu sohbetin için yapıyoruz. Eksikliğimizi görelim kardeşlerim. Gelin çoluk çocuğumuza dünya makamlarını vermek için gayretimizi dünya ve ahiret kurtuluşu olan Kur'an ve onun yanındaki olan diğer ilimlere de gayretimizi gösterelim ve çocuklarımıza Kur'an'ı öğretelim, hadisi öğretelim, fıkhı öğretelim, namazı öğretelim, gusülü öğretelim. Rabbimiz hem nefsimizi hem de bizden sonra gelecek neslimizi Kur'an'a hadim eylesin. Allahu Teala bu dünyaya niye geldiysek onu becermeyi cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.